13 Temmuz Çarşamba Beyaz Ana Haber başlıyor. Caner Karaer ben. İyi akşamlar diyerek açamadım. Açmaya gönlümüz el vermiyor. Çünkü ne yazık ki bir şehit haberimiz var. Piyade uzman çavuş Ömer Yıldırım 27 yaşındaydı. Aslan gibi bir delikanlıydı. Aslan gibi. Ve Dürye Yıldırım'la nikah kıydıktan sonra görev yeri olan Pençe Kilit Harekatı'na döndü. O bölgeye geri döndü. Ancak ne yazık ki acı haberi geldi. Kurban Bayramı bitince izin alacaktı. Düğünü yapılacaktı. Ve bugüne, tam 13 Temmuz gününe de işte salon ayarlanmıştı. Ve dediğim gibi bugün de o salonda düğünü yapılacaktı. Bütün hazırlıklar tamamdı. Ancak şehadet haberi geldi ve bugün düğünü yerine o salonda mevlidi vardı. Çöre yanıma gelip oturdular Muhammed Mustafa'yı birbirine vuştular. Bu salonda düğün yapmak için günse yordu. Nikah kıyılmıştı ama düğün için sınır ötesinde görev yapan kahramanın dönmesi bekleniyordu. Ama olmadı. 27 yaşındaki Sivaslı piyade uzman çavuş Ömer Yıldırım, Pençe Kilit Harekatı'nda şehit düştü. Şehidin düğün hazırlıkları döneminde tutulan düğün salonunda onun için mevlit okutuldu. Şehidin eşi Duriye Yıldırım salona girerken gözyaşlarına boğuldu. Genç çiftin nikahları geçtiğimiz aylarda kıyıldı ve düğün için Kurban Bayramı sonrasına gün alındı. Vatan görevi için sınır ötesinde teröristlerle çatışan Sivaslı asker 11 Haziran'da şehit düştü. Onunla birlikte düğün hazırlığı yapan eşi ve tüm aile acıya boğuldu. Şehidin düğün hazırlıkları döneminde tutulan düğün salonunda bugün kendisi için mevlit okutuldu. Şehit Ömer Yıldırım'ın fotoğraf ve görüntüleri salona asılan perdeye yansıtıldı. O salona bembeyaz bir gelinlikle girmeyi hayal eden ama kocasının mevlidine gelen Duriye Yıldırım'ın acısı büyüktü. Yapılan duanın ardından mevlit programı sona erdi. Ne yazık ki çok klişe ama doğru, şişede durduğu gibi durmuyor. İşte yine alkol alıp çevredikleri rahatsız ediyorlardı. Polis uyarınca grup tepki gösterdi. Devriye gezen ekiplere saldıran 3 arkadaşı mahalleli affetmedi. Tabii kısa sürede de toplanan esnaf güzel bir dayak atmaya başlayınca işte polislere saldıran o grubu yine mahallenin elinden o polisler kurtardı. Alkol alıp çevredekileri rahatsız ettiler, kendilerini uyaran polise saldırdılar. Ekiplere yapılan saldırıyı mahalleli affetmedi. Kahramanmaraş'ta alkollü 3 gencin huzursuzluk çıkardığını fark eden devriye ekipleri onları uyardı. Ancak tepkiyle karşılaştılar. Tartışma sonrası polise saldıran şüphelilere mahalleli müdahale etti. Kısa sürede toplanan kalabalık saldırganları meydan dayağı attı. Allah!
ortalığın savaş alanına döndüğü olayda linç edilmek istenen saldırganları öfkeli kalabalığın elinden takviye gelen polis kurtardı. Bir polisin hafif yaralandığı olayda gözaltına alınan saldırganların çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şimdi görüyorsunuz böyle taksinin camından beline kadar dışarı çıkmış bir kadın. Eller havada oynuyor, şarkı söylüyor, dans ediyor. Bu bir düğün sevinci değil, bir kutlama değil. Bu İstanbul'da yaşıyorsanız taksi bulmanın sevinci. Ama tabii bayramda İstanbul boşalınca taksi bulmak da kolaylaştı. Neresinden bakarsanız bakın tam faalluk bir hareket. Bu hareketi taksi şoförü de izliyor. İzlemekle de kalmıyor. Sosyal medyadan da paylaşılan bir görüntü oluyor bu aynı zamanda. Tabii ki bu durumda polise de hem bu hadsiz yolcuya hem de onu izlemekle yetinen taksi şoförüne ceza yazmak kalıyor. Taksinin camından sarktı, tehlikeli bir şov yaptı. O dans ederken taksi şoförü onu aynadan izlemekle yetindi. Bak bağırıyor, çığlık atıyor. İstanbul Kadıköy'de bindiği takside çalan müziğin ritmine kendini kaptıran kadın pencereden dışarıya sarkıp çılgınca dans etti. Mahtan biri böyle ilerliyor, şuraya bak. Terbiyesiz ya. Trafikteki sürücüler tedirgin oldu ama taksi şoförünün keyfi yerindeydi. Şu ileride bir çevirme olsa da alsana şunu. Şoför taksideki dansı aracının aynasından izledi. Trafikteki tehlikeyi önemseyenlerse onların eğlencesini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bak bağırıyor, çığlık atıyor. Görüntü sosyal medyaya düşünce harekete geçen ekipler onları buldu ve gözaltına aldı. Tehlikeli şekilde dans eden kadına emniyet kemeri takmamak ve çevreye rahatsızlık vermekten 473 lira, taksiciye ise trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu için 392 lira ceza kesildi. Bu arada tabii tatilciler de yavaş yavaş dönmeye başladı. Bugün İstanbul yine kısmen sakindi ama hafta sonundan itibaren yine dolmaya başlar. Şimdi Adana'da Çukurova Devlet Hastanesi'ne gideceğiz. Acil servise gideceğiz. Şimdi mutlaka haberleri izliyorsanız hatırlayanlarınız olacaktır. 3 gün önce orada yine o acil serviste bir halay çekme kavgası yaşanmıştı. Bu kez de iki kadın saç saça baş başa kavga etti. Yani nedeni tam olarak belli değil. Artık hangi nedenle olursa olsun. Ancak emin olun o kadın kavgasına karışmak istemezsiniz. Yapma lan, yapma lan! Yapma! Acil servise aynı hasta için gelen iki kadın birbirlerine girdi. Ortalık karıştı. Acilde yatan hastalarını ziyaret için geldiler. Yanlarında bir erkek de vardı. Aralarında ne yaşandı bilinmez ama iki kadın saç saça baş başa kavga etti. Araya giren yakınları onları ayırmak isterken o da kendi saçlarını yoldu. Onun saçlarını yolması bir işe yaramadı. Devreye polis, güvenlikçiler ve hastane personeli girince iki kadın birbirlerinden uzaklaştırıldı. Şiddet bu kez sağlık personeline yönelik değildi ama hastane koridorlarında gün yine olaysız bitmedi. Dün akşam bu haberi ekranlara getirmiştik. Hepimizin de yüreğini acıtan bir haberdi. Dilara Gül 23 yaşındaydı. Dansçıydı, dans ediyordu ve son derecede güzel dans görüntüleri de vardı sosyal medyada. Ve Şişli'de scooter'la evine giderken ne yazık ki bir trafik canavarının kurbanı oldu Dilara, biliyorsunuz. Dediğim gibi dün akşam o görüntüleri ekrana getirdik. Onu hayattan koparan sürücü tutuklandı. Bunu da verdik. İşte o kazanın güvenlik kamerası görüntüleri bugün ortaya çıktı. O görüntülere bir bakalım. Sen
skuter üzerinde bir anda yolun sağından soluna geçti. Arkadan gelen otomobil hızlıydı. Sürücü Hakan Akçelik Dilara'yı gördüğü an duracak zamanı yoktu. Genç dansçının hayatını kaybettiği o feci kaza bir kamera tarafından kaydedildi. Dilara Gül henüz 23 yaşındaydı. Yetenekli, eğlenceli ve hayat doluydu. Küçük yaştan beri zaten dans eğitimini alıyordu. İl il dolaşıp küçüklere dans eğitimi veren genç kız, bir gün Türkiye'nin en gözde dansçılarından biri olmayı hayal ediyordu. Kendisi zaten dansı da çok başarılı olan bir sporcumuzdu, bir kızımızdı. Özel burs kazanmıştı Dilara. Bir ay sonra Amerika'ya gidecekti. Hayalleri adım adım gerçek oluyordu. Çok zamansız oldu bir anlık. Belki de dikkatsizlik yüzünden şu an gencecik bir dünya hayali olan ve o hayalleri için şu anda savaşan bir genç kızımız tekrar şu anda aramızda değil. Şişli'de dans provasından dönüyordu Dilara. Bindiği skuterla Halaskar Gazi Caddesi'nde ilerliyordu. Bir anda manevra yapıp aracı diğer şeride sürdüğü an arkadan gelen otomobil büyük bir hızla ona çarptı. Kazanın ardından hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların çabası onu yaşatmaya yetmedi. Gözaltına alınan Hakan Akçelik tutuklanırken genç dansçıya da gözyaşlarıyla veda edildi. Cenaze namazına genç kızın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Sevenleri tabutuna sarılıp gözyaşı döktüğü Dilara dualarla toprağa verildi. Allah rahmet eylesin. Gencecik bir can daha yine bir trafik canavarı yüzünden hayata veda etti. Şimdi bir sorum olacak size. Bir sitede oturuyorsunuz ve 15 Suriyeli erkek geliyor. Sitenizin havuzunu kullanıyor ama şamatayla büyük bir gürültü çıkararak ve etrafa da rahatsızlık vererek. Tepkiniz ne olur? Bunu neden soruyorum biliyor musunuz? Aynen böyle bir olay yaşandı çünkü bir sitede ve tabii ki orada oturan site sakinleri de olaya müdahale etmek zorunda kaldı. Çünkü işte o 15 Suriyeli erkek çok büyük rahatsızlık verdiler. Onların da gerekçeleri şuydu: sitede bir tanıdığımız var, dolayısıyla geldik işte havuza yüzeceğiz, eğleneceğiz. Yani demek ki herhalde ülkelerini kurtardılar ya, Suriye'yi kurtardılar, onun için eğlenmeye geldiler herhalde o yüzden. Ve tabii ki olay bir anda tartışmaya dönüştü, kavgaya dönüştü. İşte o kavga görüntüleri de sosyal medyada yayınlanınca tabii ki büyük tepki çekti. Kendi sitemizin içerisinde sandalyeler kafamızda kalmış. Taraftaydım. Şu kaygan şeyini, tabelasını atıp fırlattılar. Suriyeli grupla site sakinleri birbirine girdi. Şezlonglar, sandalyeler havada uçuştu. Akıl almaz kavga Mudanya Burgaz Mahallesi'nde lüks bir sitede yaşandı. Suriyeli 15 erkek bir site sakininin yakın oldukları gerekçesiyle havuzu kullanmak istedi. Kalabalık birileri gelmeye başladı. Sonra ağır bu konuşmalar başladı. O konuşmalardan rahatsız olan komşular onları uyarınca tartışma çıktı. Ardından iddialarına göre Suriyeli grup kendilerine saldırmaya başladı. Küfür etmeye başladılar. Çocuklarımız korktu. Daha önce ondan birlikte gelmeye bir adam geldi. Siyah kıyafetli. Sonra diğerleri kaçtı. Siyah kıyafetli adam çıktı. Burada terliğini savurdu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Suriyeli grupla site sakinleri birbirlerinden şikayetçi oldu. Telefonumuz çalındı. Gözlüğümüz çalındı. Bu çocuğum anne tekrar gelecekler mi? Tekrar bir dışarı çıkabileceğiz mi? Yarın havuza girebileceğiz mi? Derdindeyiz şu an ya. Evet, şimdi bizde aslında pek görülmez sıradaki haberin ayrıntısını getireceğiz ekranlarınıza ama özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde veya başka ülkelerde çok sık benzerine rastladığımız bir olaydır bu. Neden bahsediyorum? Şimdi bir psikopat, bir manyak, ne derseniz deyin, hızla arabayla, otomobille veya başka bir araçla kalabalığın içine dalar. Amacı nedir? Tabii ki öldürmek, yaralamak, terör yaratmak. İşte benzeri bizde yaşandı, Sakarya'nın Geyve ilçesinde. Benzer bir olay. Bir sürücü
aracını park etmek isterken yolu kapadı. Tepki görünce de kaçmak istedi. Kaçarken de kahvenin önündeki kalabalığı ezdi. Ve sonuçta ne oldu biliyor musunuz? 4'ü ağır, 7 yaralı var. Kalabalığı ezip geçti, arkasına bile bakmadan kaçıp gitti. Cipini hatalı park edip yolu kapadı, ona tepki gösteren sürücülerle tartıştı. Bir kazaya da neden olan trafik canavarı, kendisine tepki gösteren kalabalıktan kaçmak isterken dehşet saçtı. Bir anda gaza basıp kahvehane önündeki kalabalığı ezip geçti. Yedi yayayı ezen trafik canavarı arkasına bile bakmadan kaçtı. Abi araba takılı kaldı herhalde ya adamın. Takılı kaldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumu ağır. Onları ezen sürücü ise olaydan saatler sonra karakola gidip teslim oldu. Şimdi Kurban Bayramı'nı geride bıraktık. Gücümüz yeten, gücü yetenler kurbanını kesti, bağışladı etlerini. Kimisi de tamamen vakıflara bağışladı. Allah kabul etsin. Şimdi burada önemli olan nedir? Burada önemli olan niyet. Öyle değil mi? Ama bazı vakalar var ki emin olun, yani biz bile diyorum, çünkü biz gazeteciler bile öyle olaylara alışkınız ki ancak duyduğumuzda hala şaşırmaktan geri durmuyoruz. Örneğin getiriyoruz ekrana, bakın. Kurban etleri yüzünden aileyi birbirine kattı. Gerçekten. Babası ve kardeşi karakola gitti şikayetçi olmak için. Peki o ne yaptı biliyor musunuz? Evde yeğenlerini ve engelli kardeşini rehin aldı. Vay efendim, nasıl şikayetçi olursunuz. Ve ondan sonra da serbest bırakmak için ne istedi biliyor musunuz? 16 bin lira. Kulaklarınıza inanamadınız değil mi? Ama gerçek. Bir izleyin. Ailesiyle tartıştı, yeğenlerini ve engelli kız kardeşini bıçakla saatlerce rehin aldı. Onları serbest bırakmak için 16 bin lira istedi. Antalya Muratpaşa'da yaşayan aile üyeleri arasında tartışma kurban eti yüzünden başladı. O tartışma kavgaya dönüşünce aile üyeleri karakola gidip kardeşlerinden şikayetçi oldu. 29 yaşındaki Ali, ailesi karakoldayken evdeki 5 yeğenini ve engelli kız kardeşini bıçakla rehin aldı. Kapıları kilitledi ve içeriye kimseyi almadı. Eve gelen babası ve kardeşleri acil çağrı merkezinden yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tehditler savuran genci ikna etmek kolay olmadı. Kardeşini ve yeğenlerini rehin alan saldırgan 16 bin lira para istedi. Çocukların annesi ve yakınları zaman zaman sinir krizi geçirdi. Mahalle sakinleri de o korku dolu anları film izler gibi izledi. Polisin ikna çabaları bir saat sonra sonuçlandı. Karakola götürüleceği sırada aile üyelerinin saldırısına uğrayan genci polisler kurtardı. Gözaltına alınan saldırganın emniyetteki işlemleri sürüyor. Şimdi İzmir Ödemiş'e götüreceğim sizleri ama bu kez İzmir'in güzelliklerinden, Ege'nin güzelliklerinden bahsetmeyeceğim. Ne yazık ki. Çocuklar kavga ediyor. Çocuk bu eder. İşte ne olduysa ondan sonra oluyor. O çocukların kavgasına aileler de karışıyor. Bak arkamda görüyorsunuz. Ailelerin karışması zaten olayın fitilini ateşliyor. Şimdi aileler karışınca iş büyüyor. Jandarma devreye giriyor. Jandarma aileleri ayırıyor ayırmasına ama işte o sırada eşkıyanın biri jandarmaya da ateş ediyor. Müzik
Çocukların kavgasına aileler de dahil oldu. Ortalık savaş alanına döndü. Jandarmanın havaya ateş açması bile onları durdurmaya yetmedi. Cinayetle biten kavgada jandarmaya da ateş açıldı. Ödemiş'te husumetli iki ailenin çocukları arasında kavga çıktı. Bu kavga büyüdü, büyükler birbirine girdi. Jandarma devreye girince kavga bitti. Ama sadece saatler sonra taraflar kahvehanede karşılaşınca kavga yeniden alevlendi. Bu kez silahlar da patladı. Jandarma kavgayı sonlandırmak için havaya ateş açtı. Ama o uyarı ateşi işe yaramadı. Hatta bir saldırgan belinden çıkardığı tabancayı jandarmaya doğrulttu ve tetiğe bastı. Kavgada ilçede fidanlık işleten Şeyhmus Çoban bıçaklanarak, Nasrullah Uçkun'sa vurularak yaralandı. Yaralılar yere yığılırken silahlı eşkıyalar da kaçarak uzaklaştı olay yerinden. Ambulansın gelmesiyle iki yaralı hastaneye kaldırıldı. Ancak 31 yaşındaki Nasrullah Uçkun tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Meydan savaşını aratmayan kavgada 13 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Ada vapuru yandan çarklı bayraklar donatı. Bu karga sesimle size şarkı söylemeyeceğim. Hemen kanalı değiştirmeyin. Şimdi ada vapurları özellikle hafta sonları çok kalabalık oluyor. Bilirsiniz. İstanbul'da yaşayanlar, hatta başka şehirlerde yaşayanlar da adalara gitmişlerdir. Ve yer kavgaları da sık sık yaşanır. Yani benim hiç tercih etmediğim bir şeydir o. Özellikle hafta sonları o ada vapuruna binmek. Ve işte yine bir ada vapurunda yer kavgası yaşandı. Bu kez bir erkek yolcu, bir kadın yolcuyu dövmeye kalkınca ortalık karıştı ve gerçekten Sezen Aksu'nun dediği gibi ortalık cafcaflı bir hal aldı. Ne oldu böyle? Saldırı mı yaptılar, ne yaptılar? Önce bebeği çekip aldılar kavganın ortasından. Sonra da vapuru birbirine katan iki grubu. İskeledeki polis ve bekçiler yer için kavga eden yolcuları güçlükle gözaltına aldı. Bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşanan adalar Eminönü hattında akşam saatlerinde bir kadın ve bir erkek yolcu arasında oturma yeri yüzünden tartışma çıktı. Erkek yolcu tartıştığı kadını darp etmeye başlayınca diğer yolcular olaya müdahale etti. Bir anda karışan adalar vapuru Kadıköy iskelesine yanaşırken çok sayıda polis ve bekçi de oraya sevk edildi. Ne oldu böyle? Saldırı mı yaptılar, ne yaptılar? Vapur iskeleye yanaşır yanaşmaz kavganın ortasında kalan bebek karaya alındı. İskelede bekleyen polis ve bekçiler kavgaya karışanları yaka paça yere yatırarak gözaltına aldı. Kadına saldırdığı öne sürülen kel yolcu ekiplere bir hayli direndi. Yer tartışmasında saldırıya uğrayan kadın ondan şikayetçi oldu. Onu korumak için erkek yolcuya müdahale eden isimler serbest kaldı. Ada vapurunu karıştıran oturma yeri kavgası ise adliyeye taşındı. Şimdi altı afacan. Oyun oynamak için zaten tehlikeli bir yer seçmişlerdi. Neresiydi? İşte çok işlek bir yolun kenarı. Ama çocuk bu sonuçta. Oyun oynuyorlar. Üzerlerine havlayarak gelen bir sokak köpeği. Korkup kaçtılar. Dediğim gibi çocuk bu zaten. Ömer'le Hüseyin ne yazık ki bir otomobilin çarpması sonucu yaralandılar. Ve yine ne yazık ki Ömer'in durumu ağır. Başıboş sokak köpeği onlara doğru hamle yapınca çocuklar kendilerini caddeye attı. Yoldan geçen bir otomobil Hüseyin ve Ömer'e çarptı. Çocuklardan birinin hayati tehlikesi var. Altı arkadaş trafiğin yoğun olduğu Turgut Özal Bulvarı'nda oyun oynuyordu. Yolun bir sağına bir soluna geçen afacanlar tam refüje geldiklerinde başıboş bir köpek onlara yaklaştı.
köpeğin havlayarak geldiğini gören çocuklar bir anda yola fırladı. Yoldan geçen sürücü onları fark etti ama aracı durduramadı. O hızla Ömer Ensar Gümüş ve Hüseyin Çiftel'e çarptı. Kadın sürücü hemen iki çocuğu da alıp hastaneye götürdü. Ömer Ensar Gümüş'ün hayati tehlikesi devam ediyor. Çocuklara çarpan sürücü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Sağlıkta şiddet. Ne yazık ki bitmek bilmiyor. Bugün Ankara Keçiören Devlet Hastanesi ve Tokat Erbaa Özel Diyaliz Merkezi'nden yine utandıran görüntüler geldi. Bir hasta el cerrahisi uzmanı yok diye bir doktora saldırdı. Ona bedavadan para alıyorsun diye hakaret etti. Bir başka hasta da diyaliz makinesi alarm veriyor diye hemşireye vurdu. El cerrahisi uzmanı yok diye başka bir hekime saldırmaya çalıştı. Bedavadan para alıyorsunuz diye doktora hakaretler yağdırdı. Senin gibi öyle oturup da bedavadan para alan insanlar gider. Beni bedavadan alıyor. Öyle? Ben günde 40 saat çalışıyorum. Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin lan? Sen kim bedavadan para alıyormuşsun? Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin adresi bu kez Keçiören Devlet Hastanesi. Elinin sakat olduğunu söyleyen hasta el cerrahisi uzmanıyla görüşmek istedi. Ama hastanede öyle bir hekim yoktu. 80 tane var Türkiye'de. 80 tane el cerrahı var. Sen böyle bağırırsan millet istifa ediyor. Böyle doktor doktor diye gezersin ortalıkta işte. Sürekli bana bakmak zorundasınız diye koridorda söylenmesine bir doktor tepki gösterdi. Ve tavırlarıyla tüm personeli canından bezdiren hasta, doktora bedavadan para alıyorsunuz diye söylenince onu çileden çıkardı. Senin gibi öyle oturunca bedavadan para alan insanlar gider. Beni bedavadan alıyor. Öyle? Ben günde 40 saat çalışıyorum. Öyle? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin lan? Sen kim bedavadan para alıyormuşsun? Bana bak bak zorundasın. Bana artistik yapamazsın sen. Bir başka skandal görüntü de Tokat'tan geldi. Geçen gün bu makine... Ya konuşma. Geçen de aynısını yaptı. Geçen de aynısını yaptı. Ne yapıyorsun? Ne yapacağım? Vuruyorum. Erbaa Özel Diyaliz Merkezi'ndeki hasta makine alarm veriyor diye başhemşirenin ellerine vurdu. Ne yapacağım? Vuruyorum. Hem saldırgan hem de utanmazdı. Ancak diğer hasta ve sağlıkçılar tepki gösterince haddini bildi. Vuruyorsun değil mi? Vuruyorsun, defol git. Öteki de diyor ki bedavadan para alamazsın. Senin o bedavadan para alamazsın dediğin yıllarca dirsek çürütüyor, tıp fakültesini bitiriyor. Yarın öbür gün bu korona belası hala başımızda değil mi? Yarın öbür gün hepimiz yine onlara, o sağlık çalışanlarına muhtaç olacağız. Geberip kapılarına gittiğimizde yine sizden daha kıymetlisi yok diyeceğiz. Hepimizin aklımızı başımıza alması lazım. Biraz vicdan, biraz izan ya. Yazıklar olsun. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na borçlu olan milyonlarca gence müjdeyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi. Muhalefetin faiz eleştirilerine yanıt veren Kasapoğlu, kabine toplantısını işaret etti. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın duyuracağını söyledi. Bakanın gençlere bir müjdesi daha vardı. İlgili uygulamalarımız, çalışmalarımız hazır ve ilk kabine toplantısı sonrası da Sayın Cumhurbaşkanımız etraflıca bu konuyu gençlerimizle, kamuoyuyla paylaşacak. Milyonlarca genci ilgilendiren KYK borçları ile ilgili kabine toplantısını işaret etti. Yurt içi üretici fiyat endeksi ile ilgili konudan kaynaklı durumları elbette bakanlık olarak detaylıca çalıştık. Hiçbir zaman hiçbir gencimizi bu süreçlere mağdur etmediğimiz gibi bundan sonra da gençlerimizin mutlu olmasına yönelik adımları da atacağız. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na borçlu olan milyonlarca genç için çalışma yapıldığını söyleyerek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine tepki gösterdi. Ana Muhalefet Partisi liderinin ifadesiyle bir faiz uygulaması değil, önce bunun altını çizmek lazım. Kanunda var olan bir enflasyon oranıyla bağlantılı bir süreç. Gençlerimizi bu anlamda
biz hiçbir zaman mağdur etmedik. Gençlerimizi ne ekonomik konjonktürel durumların mağduru kılarız ne de birilerinin karamsarlık tablolarına alet ederiz. Bakan Kasapoğlu'nun gençlere bir müjdesi daha vardı. Yaz tatilinde devlet yurtlarında konaklamanın ücretsiz olacağını duyurdu. Gençlerimiz seyahat etsin istiyoruz. Ve 15 Temmuz 1 Eylül tarihlerinde Edirne'den Kars'a gençlerimiz nereye gezmek istiyorlarsa gezdikleri yerlerde ücretsiz konaklama imkanını yurtlarımızda sağlayacağız. Gençlerimiz bu yazı dolu dolu yaşayacaklar. Şimdi bu nerede? Hah, burada. Bu mini etekli manyak, yani bu erkek mini etekli manyak ne giyerse giysin bizi ilgilendirmez. Kimseyi giyimiyle kuşamıyla yargılamıyoruz da yaptıklarıyla yargılayabiliriz. 19 öğrenci ve 2 öğretmeni katletti. Bu haberi zaten hatırlayanlarınız olacaktır. Tabii ki nerede? Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nde ve otoparktan başlayarak sınıfa girdi, herkesi öldürdü. Ve polis, Amerikan polisi tam 77 dakika sonra olaya müdahale etti. Tabii bu ortaya çıkınca Amerika Birleşik Devletleri'nde tepkiler de yükseldi. ...19 öğrenci ve 2 öğretmeni katletti. Polis tam 77 dakika sonra etkisiz hale getirdi. Okul katliamındaki ihmal iddialarına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinin geciken müdahalesi nedeniyle tepkilere yol açan saldırı... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde yaşandı. O anlara ilişkin paylaşılan görüntülerde 18 yaşındaki Salvador Ramos'un yarı otomatik bir tüfekle Rob İlkokulu'na girdiği görülüyor. Saldırgan ateş açmaya bahçede başlıyor. Ardından bir sınıfa girip 2,5 dakika boyunca rastgele ateş ediyor. Polisler okula 3 dakika sonra geliyor. Ancak saldırgan silahı onlara doğrultunca geri çekilip siper alıyorlar. Müdahale etmek yerine destek kuvvet bekleniyor. Bu sırada polisin rahat tavırları dikkat çekiyor. Sınıfta onlarca çocuk ölürken polisin telefonuna baktığı görüntüler kameraya yansıyor. 77 dakika sonra gelen müdahalede saldırgan vurularak etkisiz hale getiriliyor. Ülkeyi yasa boğan olay sonrası ortaya çıkan görüntüler büyük tepki çekti. Şimdi bakın her taşın altından onlar çıkıyor görüyorsunuz. Bunlar kim mi? Az önce o sitenin havuzundan kovulan Suriyeliler değil tabii. Bunlar kaçak göçmenler. Şimdi sandalda, orada, burada her taşın altında emin olun. Ve yurt dışına tabii kaçış planları yapıyorlar bunlar, bu kaçaklar. Ve tekneye binmek üzereyken de kayalıklarda yakalanıyorlar. Her taşın altından bir göçmen çıktı. Jandarma ekipleri kaçakların hepsini tek tek topladı. 143 göçmenle birlikte 2 organizatörü de yakaladı. İzmir İl Jandarma ekipleri Menderes'e getirilen bir grup göçmenin deniz yoluyla yurt dışına kaçırılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. İnsan kaçakçıları onları Korukoyun'dan tekneyle yurt dışına götürecekti. İHA destekli operasyonda tekneye binmek üzere olan çok sayıda kaçak tespit edildi. Tekneye binen ve binmek için hazırlık yapan kaçaklar ekipleri görünce gizlenmeye çalıştı. Ama her taşın altına bakan güvenlik güçleri hepsini tek tek yakaladı. Umuda yolculuk için onların paralarını da alan iki insan kaçakçısı da ekiplerden kaçamadı. Bazı göçmenlerse taksi ve minibüslere binip kaçmaya çalıştı. Ancak onların da sonu farklı olmadı. Aralarında çocuklarında olduğu toplam 143 kaçak göçmen gözaltına alındı. Geri gönderim merkezine götürülen yabancılara su ve yiyecek ikram edildi. Onlar işlemlerin ardından sınır dışı edilecek. İki organizatörün işlemleri ise devam ediyor. Şimdi haber müdürümüz Fırat Çatalbaş'la biz bu görüntüleri izlerken
Fırat Çatal Baş bana dedi ki bak yani senden de kötü şoförler var. Gerçekten de öyle. Biz bu kazanın görüntülerine baktık. Baktık. Hiçbir şey anlayamam. Yani ben bile bu kadar kötü kullanamam. Yani çabalasam da kullanamam. Bir izleyin bakalım siz ne düşünüyorsunuz. Ya ben buna vurdum, buradan orada geliyorum, buradan da ona vurdum. Önce düz duvara çıktı, sonra da yoldan geçen bir aracın üstüne çıktı. Buradan bir kaymaya başladı araba. Ondan sonra hani toparlayamadım, bu tarafa doğru geldi. Ya ben buna vurdum, buradan orada geliyorum, buradan da ona vurdum. Karşı şeritten kontrolsüz gelen otomobili fark etti. Kazadan kaçmaya çalıştı ama olmadı. Hızla gelen otomobil bir anda kayıp kaldırıma çıktı, duvara çarpıp takla attı. Üzerine düşen araçtan kaçmak isteyen şoför ise istinat duvarına çarptı. Buradan çıkın. Çıkınca ben tam benim üstüme düşünce ittirdi beni o tarafa. Görenlerin bu kaza nasıl oldu dediği olay İstanbul Sarıyer'de yaşandı. Neyse ki kimsenin burnu bile kanamadı. Kaza maddi hasarla atlatıldı. Hem de Sarıyer'de yani. Peki geçimini atık kağıt toplayarak sağlıyordu. 27 yaşındaki Ahmet Onur. Belediyeye ait yeraltı konteynerinden kağıt çıkarmak istediği sırada insanlık hali dengesini kaybetti. Bir anda metrelerce yükseklikten aşağıya düştü. Ve aşağı düşünce de tabii ekipler hemen teyakkuza geçti ama meraklanmayın Allah'tan istenmeyen bir sonuç olmadı. Abi. Hayır. Adamı çağırdı. Bu kadar aşkın abi. Atık kağıt toplamak isterken kendini bir anda yeraltı konteynerinin içinde buldu. Gömme çöp konteynerine düşen kağıt toplayıcısını belediye ekipleri kurtardı. Geçimini atık kağıt toplayarak sağlayan 27 yaşındaki Ahmet Onur, öğle saatlerinde yine kağıt toplamak için yola koyuldu. Seyrantepe mahallesindeki belediyeye ait yeraltı konteynerinin yanına geldiğinde kapağı açıp içeri doğru uzandı. Ekmek parası peşinde koşarken dengesini kaybetti ve kendini yer altındaki konteynerde buldu. Hayır. Uğraştı, didindi, içine düştüğü kabustan kurtulmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Bağırarak sesini duyurmaya çalıştı. Adamı çağırdı. Abi bu kadar aşkın abi. Yer altından ses geldiğini fark edenler konteynere yaklaştığında Onur'un yardım çığlığını duydu. Hemen itfaiye, belediye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Adamı çağırdı. Ekipler vinçle çöp konteynerini gömülü bulduğu yerden çıkardı. Sonra da alt kapağını açıp Onur'u düştüğü yerden kurtardı. Tedbir amaçlı hastaneye götürülen gencin sağlık durumu iyi. Tekrar birlikteyiz. Çok sayıda İstanbullu hem işe gitmek hem de spor yapmak amacıyla bisiklet kullanıyor. Gazi Osman Paşa ve Bahçeli Evler'de bisiklet sürücülerinin güvenliği için ayrılan bisiklet yolları ise araçların park yeri haline gelmesi nedeniyle kullanılamaz durumda. Bisiklet tutkunları Büyükşehir Belediyesi'nin ilgisizliğinden de şikayetçi. Gelip giderken kullanıyorum ve rahatsız oluyorum bu durumdan. Ve bu benim hayatımı riske atıyor. Yolları otoparka çeviren magandalar bisiklet sürücülerinin kabusu oldu. Bencil sürücüler yüzünden onların hayatları riske giriyor. Bisiklet yoluna park eden araçların önündeyiz. Bu araç yüzünden bisiklet sürücüleri bu yolu kullanmadan caddeyi kullanıyor ve hem trafiği hem de kendilerini tehlikeye atıyor. Gazi Osman Paşa ve Bahçeli Evler'de bisiklet sürücülerinin güvenliği için ayrılan bisiklet yolları araçların park yeri haline gelmesi nedeniyle kullanılamaz durumda. Bu bisiklet yolunu kullanamıyorum çünkü genelde arabalar park ediyor. Bizi arabalar sıkıştırıyor, sürekli korna çalıyor. Hani sinyal vermeye çalışıyoruz, el hareketlerimiz oluyor sol, sağ. Ama bizi anlamamazlıktan geliyorlar. Buradan da gitsek yine önümüze arabalar kırıyorlar. Bize çarpmak zorunda kalıyoruz. Özellikle cuma akşamları falan aşırı dolu oluyor. Yolların kalitesinden de şikayetçi olan bisiklet sürücüleri İBB'nin açıkladığı rakamları da gerçekçi bulmuyor. Çoğu bisiklet yolu standartlara uygun değil, kalitesi çok kötü. İBB'nin açıkladığı 480 küsur kilometre ama öyle bir yol göremiyoruz biz. Başka bir kayıda bakıyoruz, yine resmi kayıt bu İBB'nin.
180 kilometre deniyor. O kadar bile sağlıklı, güvenli bisiklet yolu yok. Çoğu da bir yere ulaşabilir bir bisiklet yolu değil. Yani bir pilot ilçenin içinde okula, bakkala, berbere, camiye, pazara, metrobüse, toplu ulaşıma, deniz ulaşımına vesaireye ulaşabileceğiniz bir güvenli bisiklet ağımız yok. Sadece araç sahipleri değil, bazı dükkan sahipleri de onlara sıkıntı yaratıyor. Anlayacağınız, İstanbul'da bisiklet sürücüleri dertli mi dertli. Hem yollarına park edilen araçlardan hem de Büyükşehir Belediyesi'nin yetersiz çalışmasından. Bu bisiklet yolunu kullanamıyorum çünkü genelde arabalar park ediyor veya yol pis veyahut su kanalizasyon mazgalları var. Ondan dolayı tehlikeli buluyorum yani. Özellikle akşam vakitleri çok daha tehlikeli oluyor. Tedirgin oluyorum çünkü arabaların her an kapısı açılabilir, her an sağa dönebilir. Böylece ana haberi noktalıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bizleri bu akşam da evlerinize, işyerlerinize konuk ettiniz. YouTube kanalımız ve tabii ki WhatsApp hattımız, bütün mesajlarınızı bekliyoruz. Sosyal medyadan da takip edebilirsiniz bizleri. Yarın akşam 18.30'da birlikte olabilmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. İyi akşamlar.